eyvah yazılar geliyor diyoruz ama hiç endişelenmemiz gerek yok. Çünkü bizler zaten LGS öğrencisi olarak yazılar bizim için vız gelir tırıs gider. Süper çalışacağız. Zaten LGS sürecinde de tüm konulara hakimiz. Hepsini güzel güzel öğrendiğimiz için yazılara çalışmak bize LGS'de de avantaj sağlayacak. LGS'ye çalışıyor olmamız da yazılar için bize büyük bir avantaj sağlayacak. Şimdi pro gamer demiş ki, yani profesyonel oyuncu, acaba 2022 ikinci dönem birinci ve ikinci yazı notlarım çıktı mı? Çıktı arkadaşlar. Burada yazı notlarını sizleri bekliyor. Eyüp Büyük Hasan demiş ki, hocam ikinci dönem birinci yazı notları ne zaman çıkacak? Lütfen cevap verir misiniz? Arkadaşlar hemen Tonguç Mağazan alabilirsiniz. Naciye Ahmet, yazı notların ikinci dönem var mı hocam? Evet, ikinci dönem var arkadaşlar. Jester demiş ki, artık yazılı kamp başlasın acilen. En kısa zamanda başlıyoruz arkadaşlar. Ramazan Önül demiş ki, hocam yazılar hazırlık ne zaman başlayacak? Biz başladık bile Ramazan. Sen de hemen sıkı sıkıya çalışmaya başla. Şimdi yazılıya son gün çalışılır diye bir hurafe var. Buna inanmayın arkadaşlar. Bu yanlış. Yazılıya son gün çalışılmaz. Yazılıya son gün çalışırsanız istediğiniz notu alamayabilirsiniz. Yani 100 değil de 70, 60, 80 gibi notlar alabilirsiniz. O yüzden yazıldan birkaç gün önce çalışmak her zaman daha faydalıdır. Yazıldan önce tüm konular çalışılır. Bu da yanlış. Tüm konulara çalışmana gerek yok ki. Zaten Milli Eğitim Bakanlığı kazanımlarını biz yazılı notlarımıza veriyoruz. Bunlar bunlar çıkacak diyoruz. Bunlara dikkat et diyoruz. Yazılda bunlar sorulur diyoruz. Öğretmenlerimiz, hocalarımız da yazılarda çıkacakları söylüyor. Dolayısıyla yazılıya çalışırken tüm konulara değil, esas konulara çalışmamız gerekir arkadaşlar. Yazılı için kopya hazırlanır. Bu doğru. Yazılı için kopya hazırlayabilirsin. Ama yazılıda kopya çekmek doğru değildir. Biz kopyamızı hazırlarız. Önemli bilgileri aklımızda tutmak için küçük küçük kağıtlara yazabiliriz. Ve de yazı notlarını yanımıza gezdirebiliriz. Ama sınavda bunları kenara koyarız. Sınavda zaten hepsi aklımıza kalır. Kopya hazırlamaktan kastım sınavda kullanmak üzere değil. Sınavdan önce çalışmak üzere küçük küçük kağıtlara minik minik kopiler, yani kopi fotokopiden geliyor. Kopya hazırlanır. Küçük kağıtlar hazırlanır. Ama sınavda kopya çekmek doğru değildir arkadaşlar. Yanlıştır. Yazılıya her yerde, her ortamda çalışılır. Bu da yanlış arkadaşlar. Yazılıya her yerde, her ortamda çalışırsanız yazılıda biraz motivasyonunuz düşebilir. Yazılıya mutlaka mutlaka yazılı ortamında çalışmak gerekir. Yazılıda sizin yanınızda böyle, yani yazılıya kanepede yatarak girmeyeceksiniz. Yazılıya televizyonun karşısına girmeyeceksiniz. O zaman yazılıya çalışırken de mutlaka mutlaka dersin başında olduğu gibi, yazılıda olduğu gibi masada düzgün bir şekilde çalışmak gerekir. Yazılı sonrası artık oyun yatış zamandır. Bu da yanlış tabii ki. Bizler LGS öğrencisiyiz. Ne oyunu ne yatışı. Bizler yazıldan sonra yine bu bilgilerin, yani yazılıda öğreneceğimiz bilgilerin bizlere LGS'de de çıkacağını bildiğimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Hatta ve hatta sadece yazılı notlarından değil, bakın burada ikinci dönem birinci yazılı notlarında Türkçe, matematik, fen, din, inkılap, İngilizce, yazılılarda yüksek notlar isteyenler için tasarlandı. Buradaki bilgileri her derse her zaman için kullanabiliriz. Artı bizler bol bol motivasyon denemeleri de çözmemiz gerekiyor. LGS öğrencilerimiz için hazırlanan hem bursluluk sınavlarında hem LGS'de size çok büyük katkı sağlayacak olan 8. sınıf motivasyon denemelerimizden de mutlaka faydalanmanızı istiyoruz arkadaşlar. Bu ikisini açıklamadaki Tonguç Mağaza linkinden de ulaşabilirsiniz. Hadi bakalım, yazılar geliyor ama biz de geliyoruz dediğinizi duyar gibiyim. Çalışacağız ve en yüksek notları, yani 100'leri alacağız. Hadi bakalım.